Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bol kazançlar. Ayrıca günaydın. Sabahın erken saatlerinde bir analiz yapmaya çalışalım. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle, dünkü kapanışı itibariyle bugün nasıl başlar? Bunun genel analizini yapmaya çalışalım. Borsa İstanbul gıdım gıdım da olsa şu sert satıştan sonra bakın şu şekilde yükselişini sürdürüyor. Tabi bu tip hareketler orta vadede tekrar bir düzeltmeye aday hareketlerdir. Ancak olumlu tarafı sürekli yükselmesidir. Bir ayı kanalı şeklinde çıkış sergiliyor şimdi e, öyle bir yere geldi ki bizim yapısal analize göre kararsız nokta klasik teknik analize göre e, şu, bir sorun yok ortalamaların üstünde 21 emanın üzerinde herhangi bir sorun görmüyor ancak yapsalarınız e, kriterleri bağlamında şu hareket daha kısa vadede böyle be, belli bir süre sonra düzeltmeye e, gelen bir hareket şeklinde karşımıza çıkar diye yorumlayalım Gün içi kısa değerlendirme bu orta vadede trendleri takip etmeye devam ediyoruz Orta vade hedefinin görüldüğünü daha düşünmüyorum. Onay noktasına çıkamadık. Buraları onay kabul etmiyorum. Daha yukarı noktalara temas, yani şu kısımlara temas etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sanki oraya vurmadılar ve orayı daha sonraki bir tarihe bıraktılar. Açısal olarak da potansiyel hedef yükselmiş oluyor. Daha ileri noktalarda, ileri vadelerde, ileriki aylarda hedef noktasının 1520 olduğunu, daha da abartırsalar 1500-50'ye kadar trade hedefi olarak orta vadede görüleceğini, e, tahmin ediyorum arkadaşlar önümüzdeki aylarda bu Haziran'da olmazsa Temmuz'da e, o bölgeler hedeflenir diye yorumlayabilirim. Ancak kısa vadede de bugün endeksin alt destek bölgelerinin şu yapı buraya kadar gelebilecek olan daha orta vade bir düzeltmeyi karşımıza çıkartabilir. Ancak e, tabii ne, çok da negatif olmaya gerek yok. Sadece geleceği öngörme anlamında, tahmin etme anlamında yapısal izin, temel dinamikleri ve yorumlamalarını e, yapmaya çalışıyorum. Şimdi burada risk olarak ne var derseniz şöyle bir formasyon gelişebilir. Bakın şuna benzer bir formasyon gelişebilir. E, bu, şunu çağrıştırabilirler arkadaşlar. Ondan sonra bu dediğimiz hareketi e, yapma ihtimali söz konusu olabilir. Yani bu yapıyı bu şekilde tamamlayabilirler. Bu şekilde bir yapı söz konusu olabilir. Diğer türlü de şöyle bir yapı söz konusu. Yani şu şekilde bir yapı söz konusu. Bunun kadar da bir e, bakın çanak. Kulp V'ler, küçük V'ler, büyük V'ler ve ondan sonra bu şekilde bir e, hareket karşımıza çıkar. Bu da işin pozitif tarafı. O yüzden kısa vadede yükselen şu kanal takip edilmeli. E, bu kanalın e, üst bandında üst direnç noktasına yakın hareket ettiğini olası negatif durumlarda saat e, satışlarla karşılaşılı, ka karşılaşılma ihtimali gün içi karşılaşma ihtimali olduğunu belirteyim. Özellikle bunu tabi bu gün içi yorumlarım, vadeli piyasada işlem yapan arkadaşlar için bu saatten kastım %2 civarında bir geri çekilme söz konusu olabilir 1430. ama hisse işlem yapan arkadaşlar için 1430'a kadar bence çok önemli bir problem yok. 1430 iz süren stop şeklinde takip edilmeli. 1430 1435 endeks açısına. Yani şu kanal kırılmadıkça o dediğimiz daha uzun, daha derin düzeltmeler gelmeyecektir. tabi bu tabii çok büyük derin düzeltmeyi de şu an için beklemiyoruz arkadaşlar. Yani onu da söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim. Çok negatif olmaya gerek yok bir kere saatlik ortalamanın üzerinde ayrıca yukarıdan gelen bir düşen hat var onun da üstüne attı ama burada da zorlandığını da görüyoruz hep birlikte 2-3 gündür yatay band kuralları çalışıyor hafta sonu yapmış olduğum analizde de yine borsada yatay band kuralları çalışıyor yatay band kuralları nedir nasıl hareket eder gün içi şey nelere dikkat edilir onu analiz etmeye çalışmıştık. Bugün gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar artık yavaş yavaş yani bugün yön netleşir. Ya yukarı sert bir kırılımla Piyasayı alıp kopartacaklar ki böyle bir grafik yok. Ya da bu dediğimiz destek bölgesine bir şekilde bir bahaneyle bir günlük de olsa çekilecek arkadaşlar. Öyle bir yapı sergiliyor. Tahtaların bir kısmı ise hakikaten çok istekli. Özellikle ana tahtalarda bir süredir 15-20 gündür güzel karı yönlü eğilimler oluştu. Bunlar da yine pozitif arkadaşlar. E, söylediklerimiz genel değerlendirmedir. E, onu da söyleyeyim. Grafik okumadır. Yapısal analizin temel dinamiklerini anlatmadır. E, bu açıdan bir e, yayın yaptık. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada da e, 19 Haziran'da eğitim çalışmamız yüzde eğitim çalışmamız olacaktır. Düşünen arkadaşlarım psikolojizakademi.gmail.com'a e, mail atmalarını e, öneririm arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.